Ben yine el cihazımla sizlere bir korku hikayesi yazdım. Dinleyelim bakalım. Bu gecenin ilk hikayesi Üç Gelin Değirmeni. Bu gecenin hikayesi Üç Gelin Değirmeni. Ben müziksiz anlatıyorum. Siz arkaya dilediğiniz müziği, atmosfer sesini açabilirsiniz. Bu seferlik atış çıtısını ekledim. Başlıyoruz. Bundan 100 küsür sene evveli Anadolu bir köşesinde geçiyor mevzu. Osmanlı'nın son cumhuriyeti ilk vakitleri gibi dağlar asker kaçaklarıyla çetelerle dolu. Böyle bir rüştörü tüfek, bir keskin kama, bir de fişekli kuyduran soluğu kırda yabanda alıyor. Orman kanunlarının taşrada işlediği alvur zamanları. Köy birinde boş vakitlerinde bir ip içip yatan, güreş vakitlerinde de pehlivanlık yapan Goca İfrit dedikleri bir adam var. Aslında da Abdullah. Babası daha eskinin eşkıyalarından, anası Filan Ağa'nın besmelerinden. Önce ağ kapısında semirip yamaklık ediyor. Sonra hovardalık huyu yüzünden fazla başına buyruk takılınca ağa bunu dehliyor Abdullah'ı. Yani yarı yok köy kabadayısı, yarı pehlivan geçirir, taşra bitirir mi? İşte şöyle asarım, böyle keserim lafı ağzında sakız. Askeri alıyorlar bunu ama 20'lerin başında hani o vakte kadar da kaçmış böyle köyden köye dolaşmış. Güreşe müreşe geçiriyor bir dönem. El ele silah geçince ilk fırsatta birliğinden firar ediyor. Günahı boynuna kendisini kaçak diye ihbar eden ağayı vurup dağların yolunu tutuyor. Ve kısa sürede havalinin Ali Kıran başkeser eşkıyalardan oluyor ki insan suretindeydi başlayıcılar. Böyle dev yapılı olduğundan, iri yapılı olduğundan hem kıyıcılıkta hem namussuzlukta ileri gidip geri durmayan cinsinden olduğundan ahali buna İfrit diye lakap takmış. Eski lakabı Goca da buna ekleri vermiş. Goca İfrit geliyor diye uyumayan çocukları, çeşme başında fazla eğleşen gelinleri, kızları korkuturlarmış. Böyle bir adam. Bu Goca İfrit bir ele geçmez eşkıya ve tek başına dolaşıyor. Bazen başka çetelere katılıyor, vurgun falan yapılacaksa, ama ganimetini alıp savuşup gidiyor. Saklandığı yerleri, yatakları bir kendisi biliyor. Yatak dediğimde işte başka ağadır, beydir, işte hane değirmen sahibidir, evinde barkında bunu yatıran besleyen kimse. Cinayetleri sayısız olduğundan ve sürekli kurtulduğundan, ölümden döndüğünden ahali buna pek yanlış yapamıyor. Ölmez de gene gelir gavur gidi diyorlar falan böyle söyleniyorlar Anadolu ağzında. Ondan sonra cima. Ve bu çok beddua ah alan birisi yani. Bayağı bir insanı da bedduası ahı var üzerinde hani böyle. Ocağı batsın sönsün, adı sönsün diye. Ve ona rağmen sürekli kurtulan birisi. O dar vakitlerde nereden bulmuşlarsa ağanın biri dostlarına ziyafet çekiyor. Çünkü savaş zamanı hani. Elle bir erzak öteberi bir işten bir para geçmiş herhalde. Dostlarına ağanın biri ziyafet çekiyor. İşlet sofrası kurmuşlar. Bu bizim Goca İfrit eşkıya da artık birinden haber mi aldı yoksa kokuya mı dayandı bilinmez. Çıkıp geliyor aniden ağanın evine. Güm 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 kapı yıkılırcasına yumruklanıyor. Kimdir o? Gümbür gümbür bir ses. Benim falan ağa Goca İfrit diyor. Kapıyı aç falan demiyor. Zira açmazlarsa yıkıp gireceğini biliyorlar. Hani kapıyı çalıp adını söylemesi kibarlığı da normalde çat kapı girer yani böyle. Öyle bir kapı çalacak liste biri değil yani. Diğer ağalar korkuyor. Kapıyı açma bizi soyacak belki diyor. Evin sahibi olan ağa da diyor ki adam soyacak olsa kapıyı kırar girerdi. Merabı başkacadır. Bu dağlar ayısının huyuna suyuna gidelim bakalım diyor. Ne çıkacak altından? Kapı açılıyor. Eşkıya buyur ediliyor. Ağaları eze eze üstünden geçip sofranın baş köşesine kuruluyor. Aç kurttan beter. Böyle en böyle ne bileyim pastırmadır, peynirdir hani zeytine bile şehvari gözlerle bakıyor. Adam azılı eşkıya. Ulan hani rakı diyor, rakı getiriyorlar. Vay hani çakır diyor, şarap getiriyorlar. Kimse gıkını çıkaramıyor, yiyip içmeye başlıyor. Eşkıya buna da huylanıyor. Bunlar sessiz duruyorlar şimdi böyle ağır ağrıyorlar eşkıyayı kızdırmamak için. Eşkıya buna da kızıyor. Diyor ki ben geldim diye öldünüz mü lan? Söyleşip eğlenin diyor. Öyle deyince muhabbetleri de kaldığı yerde devam ediyorlar. Laf lafı açıyor. Mevzudan mevzuya atlıyorlar. Bir ara konu ahirete, işte ölüme,
Cin'e periye falan geliyor. Ağalardan biri yok canım incin hikaye derken öteki hani ahalisi hep kadın olan o köyü var ya ona ne buyurulur diyor. Yani sohbetin bir yerinde işte olay var mıdır yok mudur'a geliyor. Ağalı biri sinirleniyor. Lan hani diyor ahalisi hep kadın olan o köyü var ya ona ne buyurulur peki diyor. Eşkıyarın kulakları dikili veriyor birden koca ifritin. Hangi köymüş o ahalisi sırf kadındandır erkeği yoktur. Ağalardan biri elini sallıyor böyle. Ama değilim lakırdı ettiğine değmez. Koy dediysek bir değirmen üç tane. Üç tane değirmenci Yakup'un evde kalmış üç kızından gayrısı yaşamaz onu derler. Değirmenci Yakup diye birinin evde kalmış üç kızı varmış onu yaşadığım yer. Bir ikisi mırıldanıyor. Üç gelin değirmeni, üç gelinin değirmeni diye. Hani Değirmenci Yakup'un kızlarını kaldığı bir yer. Değirmeni yakında da evler var. Ve yörede hikaye var işte. Üç kızla üç ayrı ev yapmış. Ben değirmende yatarım kızlarım evde kalsın diye. Kızlar ama evlenmek nasip olmamış onlar için. Öyle bir anlatılan bir kızlarmış yıllardan beri o bölgede. Ondan sonra eşkıyanın iştahı kabarıyor bir kere. Burası köy ki ahalisi hep kadın diyor. Diyorlar işte Yakup diye bir değirmencinin üç kızı var. Üçü evde kaldı diyor. Babaları öldü evlendiremedi diyor. Evleriyle kaldı. Güya kızlar cinlerle evliymiş. Ondan ahalisi hep göze görünmezmiş diyor kimisi. Kimi de diyor ki benim dedemi zamanında yaşamış o değirmenci Yakup. Kızlar nasıl hala yaşasın diyor. Öbürü oradan atlıyor. E ben çocukluğumda da diyor dedemle eşek sırtında oyandan geçtiydim. Evlerin dibindeki dereden su taşırken türkü mırıldanan kızları gördüm. Rahmetli dedem şaşırdı. Ben seneler evvel geçtim de yine böyle üç gelin vardı. Acep Yakup'un torunları bunlar diye ama gidip sormaya da diyor çekindik. Çekindi diyor. Hülasa koca ifrit cin kısmına mavzen kurşun işlemez. Orası cillidir oraya hiç ilişilmez diyor. Gelinlik çağdaki kızlara gelin diyorlar. Gelin kız diye. Mesela biri bir de köy yerinde su verdiği zaman adın nedir gelin kız? Adın nedir hatun kız diye sorarlar yöresine göre. Hani gelin olmadan da gelinlik çağdaysa öyle kalmış olabilir adı. Hürü gelin diye isim takılabilir. İşte kara gelin diye isim takılır. Sarı gelin diye isim takılır işte. Yani evlense bile o isim kalır onda. Eşkıya diyor ki yani orası diyor cillidir diyor. Yani mavzer kurşun bile işlemez. Biz korktuk gidemedik. Böyle denilince eşkıyanın gururu inciriyor. Vay ben de koca ifrit değil miyim ki bunları nice cinmiş perimiş mi gidip göreyim diyor. Soruyor. Nerededir bu dediğiniz mıntıka? Üç gelin değirmeni. Bırın kırın ediyorlar falan. Eşkıya sarı diyor. Diyorlar ki efsane hem kendi istiyor hem de gideceği yerde belasını muhakkak bulur. Söylerim bari diyorlar. Tarif ediyorlar. Bulundukları köyün bayağı sapasında. Koruları da ormanların içinde bir yer yani. O da Anadolu ne tarafıysa artık yani. Bayağı hani çok kıraç bir yer değil demek ki. Ama zamanla yolu işlemez olmuş. Bu işte bu gelinlik çağdaki kızları, gelin kızları ama hep de o çağdaymış. Hep genç güya gelin kız gibi görünüyorlarmış. Bunu merak ediyor. Ondan sonra sakalın ağzının tersi, elinin tersiyle silip sofradan kalkıyor. Yine dağ kuytuların birinde alıyor soluğu uyuyor. Ertesi sabah derken de yola düşüyor. Üç gelin değirmeni şöyle böyle zihninde işte yeri belli yani tarif etmişler buna. Falan filan köyleri geç, koruları aş, şu nehirden bereye geç diye anlatmışlar buna. Bu da oranın insanı, eşkıya bir de dağda geziyor. Dedikleri yer bayağı sapari, hiç insan yok o yüzden hiç gittiği yerlere o taraflara insan ayağı değmemiş yani. Ve bir yerden sonra korular başlıyor, orman içinden gelip geçip gidiyor. Bir yol var belli belirsiz. Eskiden belki yolmuş, kullanılmış ama artık keçi patikasına dönmüş. Onu takip ediyor. Onu öyle tarif etmişler. Ve gittiği yerler göz alabildiğine ağaçlık, koca koca ağaçlar. Ne bir çoban kulübesi var, ne bir ormancı bezzası. Mesken tutup dolaştığı dağ başlarından daha sapa bir yer. Ve yine ormanlarda yürüyor. Akşam karanlığında ay ışığı bile yok. O zifiri karanlıkta uzaktan bazı ev silüetlerini gözü seçiyor. Uzakta bir yerde bir açıklıkta hakikaten uzaktan ev silüetleri görüyor. Karanlığa alışmış gözü. Karanlıkta yürüyor ya sürekli. Göze alışkın. Belli belirsiz. Hangisi ağaç, hangisi insan seçebiliyor artık. Uzakta böyle hiç ışık görünmeyen bir bina topluluğu var anlaşılıyor.
Adım adım yaklaşıyor oraya. Gidiyor böyle. Soluğu tıkanmaya başlıyor. Hafif yokuş yukarı tırmanıyor. Bir ırmak sesi geliyor inceden inceye böyle. Anlıyor ki arada değirmene yaklaşmış. Bir geliyor üçgeli değirmeni dedikleri yere böyle. İşte oraya yaklaşmış. Hemen alt tarafta bir patika daha seçiyor gözü. Yani başka köyler arasında daha eşek bir yer. Hesaptan kafadan hesaplıyor. Şurayı tutarsak sabahla şu köye varırım. Şurayı tutarsam şu köye varırım diye. Yakın bir köy var oraya ama yani çok da yakın değil yani. Yani bayağı koşarak falan ulaşman lazım. Yani öyle bir mesafe var. Ondan sonra artık o baktığı diğer patika da böyle çok keç patikasına dönmüş. Yani o işlek yol. Kimsenin insan uğramadığı bir yer. Anlamış ki ha buraya geldim. Üç kere devrede geldim. Ve bakıyor ki yani ilk başta düşünüyor ki burada herhalde insan yaşamıyor. Eşkıyalar saklanıyor, milleti korkutuyor. Ya da başka bir dümen var burada diyor. Yaklaşıyor, yaklaşıyor. Adımlarını hızlandırıyor. İşte ırmak kıyısında değirmen var kocaman. İki katlı. Kenarında bu dolapları dönüyor çarkı. Ve bu değirmeni çevreleyen üç tane tek göz oda dedikleri cinsten müstakil bir ev var. Bir de işte böyle müştemilat odunluk kavlinden üç kulübe var yanlarında görülen. İşte efendime söyleyeyim hemen yanı başlarında da ağaçlar var. Meydanla geliyor yani bu değirmenin kapısıyla diğer evin kapılarının baktığı yere geliyor böyle. Meydana geliyor bakıyor etrafına. Belli ki burası eskiden hayli işlekmiş. Yani değirmene gelip gider oluyormuş. İşte hayvan bağlasınlar diye çitler var. Ağaçtan yalaklar yapılmış. Ama burası boş. Tahta perdeleri sıkı sıkı örtülü şeyin evlerin. Kapılarını da hep örümcek bağlamış. İçi boş kuş yuvaları var çatılarda. Görüyor yani o karanlığa rağmen. Ondan sonra köpek havlaması falan da duyulmuyor. Yani yaşayan olsa bir insan hayvan olur. Ha. Hiçbir şey yok. Ne insan ne hayvan. Kuş sesi bile duyulmuyor. Tahta perdeleri şöyle bir aralıyor bakıyor falan. Kör karanlıkta bir şey görünmüyor. Değirmeni dolapları dolup boşalıyor ama kapısı sıkı sıkıya kapalı ve oraya seyrettiği zaman, gittiği zaman değirmenin önüne değirmen taşının sesini duyuyor. Dönüyor yani. Gıcır, 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 gıcır. Değirmen taşı dönüyor böyle kendi kendine. Ya olsa kalmış bir şekilde. Bağlamamışlar hani. Ama içeride insan yok gibi görünüyor. Ondan sonra kapıya yükleri veriyor birden. Kapı açılmıyor. Vuruyor tekmeyi tekrar dalıyor içeri. Kimsecikler yok. Çuval bulanlar var ama boş. Sabanlar var. Leş gibi kokuyor içerisi. Kimse var mıdır diye gürlüyor. Çıt ses yok. Tekrar ses veriyor. Kimse var mıdır diye sesleniyor böyle. Çıt ses yok. Değirmen taşı dönüyor falan. En son kimse var mıdır diye seslendiğinde değirmen taşı birden gıcırtık deyip duruyor birden. Önünde, göz önünde değirmen taşı duruyor. Bu tam değirmen taşına baktığı esnada arkasından ses geliyor. Sanki kulağının başından, yanı başından kulağına birden sesler geliyor. Bey babamız öldü, bizden başka yoktur yaşayan diye. Üç ayrı kadın sesi. Birbirlerinden farklı olduğu belli ama aynı anda söylüyorlar. Aynı anda söylüyorlar. Gelişlerini ben bunları nasıl duymadım? 40 yıllık eşkıya bu adam. Dal çıtırtısı tane. Eser rüzgardan hile sezer. Ben bunları gelişir nasıl duymadım diyor. Tam böyle hemen arkaya başını çeviriyor. Nasıl sokuldu bunlar bana diye bir bakıyor. Dışarıda evlerin önünde. Yani yanı başından duymuşlar sesleri. Evlerin önünde 3 tane gelinlik çağda kız. Hani görünüşleri öyle en azından. Çok net göremiyor. 3 genç kız böyle. Boylu boslu endamı yerinde üçünün de. Yüzleri çok belli olmuyor ama saçları görüyor böyle başörtü altında. İşte birisi belik belik görmüş böyle örgüler halinde. İki yandan sarkıyor. Birisi upuzun salmış saçlarını omuzlarına sarkıyor. Ötekisi de iki kalın örgü halinde örmüş. Köylük yerde denk gelebilecek kimseler yani. Üzerlerinde işte böyle elbiseler falan var. Ama yüzlerini göremiyor. Yüzleri belli de olmuyor. Eşkıya bir şaşırıyor ilk önce yani. Ben sesleri neden yakında duydum diye. Yani dışarıda çünkü evlerin oradan sesleniyorlar buna. Eşkıya gürlüyor. Tanrı misafiri geldim. Kaçağım. Beni saklar mısınız diyor. Kadınların böyle sesi cıvıl cıvıl geliyor kulağa. Kadın dedi mi? Genç kızlar yani köylük yerde. Aynı anda konuşup koşturmaya başlıyorlar. Haydi misafire döşek serelim. Sofra kuralım. Aynı anda konuşuyorlar. Biri ağzını açtı da öbürünü açıyor yani. Aynı anda söylüyorlar.
Sonra adamın yanına seyirtiyorlar hemen. Evlerden biri de buyur ediyorlar. Adam yakınlarındayken bile kızların gözlerini, çehirlerini seçemiyor karanlıkta. Yüzleri karanlık, göremiyor. Ondan sonra bunu bir sedire oturtuyorlar. Ama böyle sedir toz kil içinde. Işık da yok. Eşkıya diyorlar ki, ama yiğidim, unu öğütmekten tozları süpürmeye fırsat mı kaldı? Bir yol kasaba erip yağ da alamadık. Kandillerimiz yanmaz oldu. Lakin yemeğimiz vardır. Sen bekle de sofranı kuralım diyorlar. Böyle. Eşkıya bir tırsmaya başlıyor iyiceden. Aynı anda diye konuşuyorlar. İyi aynı şeyi söylüyorlar. Farklı yönlere seyirtiyorlar böyle. İmbidir, cimbidir, perimidir böyle hani bir inceden korkmaya başlamış ama yiğit erkekleri de bok sürdürmek istemiyor. Bu kadınlar gelirler. Gölge gibi oradan oraya seyirtip diğer evlere girip çıkıp hazırlığa başlıyorlar. Bakıyor ki hiç etrafta böyle bir çocuk bocuk da yok. Yaşlı dede de yok. Milletten duymuş yani eskiden beri burada yaşayan 3 gelin var. Lan 3 gelin varsa bunlar kim hani? Hep mi bunlar yaşıyor? Hani cindir peridir bir inceden gözüyle görünce tırsmaya başlıyor. Ondan sonra işte diğer evlere girip çıkıp hazırlığa başlıyorlar. Gözü karanlığa alışmış tabii bizim koca ifritin. Ama ne geldiğini görmüyor. Büyükçe bir sili getiriyorlar. Üstünde de kaplar, bardaklar. Bardaktan bir içiyor. Şerbet tadı geliyor. Çok lezzetli. Çünkü cin düğünlerinden falan duymuş hep işte. Elini uzattığı zaman pislik geliyor falan hele. Cin düğünü hikayelerinden, anlatılarından. Bakıyor bu şerbet. Çanaklarda peynir var, kaymak var, pastırma var. Adam diyor ki kendi kendine. Lan ben dün ağaların sofrasındaydım. Bu kadar bolluk bereket görmedim. Burada böyle ne zenginlik varmış. Acaba servetlerini saklamak için mi böyle gariban görünüyorlar diyor. Yani o da şüpheleniyor. Bir zenginlik mi saklıyorlar lan? Hani fakirlik içindeler ama lan getirdikleri yemeklere bak. Şey yiyeceklere bak. Koca ifrit yiyip içerken bir de bunların ağzını yoklamaya başlamış. Kandil yakmaya yağınız yok. Perişanlık içinde yaşıyoruz. Ya bunca bereket nereden geliyor diye. Kadınlar yine aynı anda biraz daha konuşuyorlar. Kocalarımız alır getirir, bizi erzaksız koymazlar. O zaman da savaş zamanı. Bunlar hani kim ki böyle hani yağ bal taşıyorlar. Niye bunlara hiç çatmadım ben diyor bu havale gezerken diyor yani. Zengin bu kadar mal mülk taşıyan adam olsa ben denk gelirim diyor. Niye bunlara denk gelmedim? Soruyor. Kocalarınız kimdir? İsimleri, namları nedir diye. Yine üç ağız tek ağızmış gibi cevap veriyorlar. Her yoldan gitmezler, her kişiyle görüşmezler diye. Şimdi halleri, tavırları eşkıya bayağı bir acayip geliyor. Acaba beni mi sınıyorlar? Bir şey yapmayayım diye mi böyle konuşuyorlar korkutmak için diye düşünüyor. Kendi kendine. Yemeye içmeye devam ediyor. Şerbet su sattı. Bir testisyonu var mıdır diyor. Buna geniş bir bakır kaplı su getiriyorlar. Abi ırmaktan almışlar. Çünkü soğuk su böyle kara kara içiyor böyle. Bir daha içtikçe içesi geliyor. Sonra da diyor ki yüzümü de yummak isterim ibrikleyen getirin diyor. Bakıyor ki rahat buna bakıyorlar. Hazır buradayken diyor bu kadar rahatsam diyor. Cinden periden korkup kaçmayayım diyor. Rahatlı yaşayayım diyor. Ondan sonra bakırdan bir leğen getiriyorlar önüne. İbrik uzatıyorlar. Yıkarken diyorlar ki eğer bir fenalık görmek istemiyorsan sakın leğendeki suya bakma. Burada istediğin kadar kal sonra savuşup gidersin sağlıcakla diye uyarıyorlar işte yani. Var içerisi karanlık. Pencerelerden bile ışık girmiyor. Ya eşkıyanın hostel de eşkıyanın ahur zamanları hani kim ne diyecek? İçeriye ışık girmiyor. Sadece kapı açık ve dışarıdan loşluğuyla aydınlanıyor içerisi biraz. Öyle diyeyim. Ondan sonra leğende böyle merakı galip geliyor böyle. Merakı baskın geliyor. Yüzünü yıkarken göz ucuyla bakayım bir diyor. Ne var ki leğendeki suya? Suya bakıveriyor. Genelde de işte su falı bakanlara şeytan görünür, cin görünür derler. Bu bir bakıyor ki başında yanı başında bekler 3 gelin kız. Üçünün de çehresi birbirinden ayrısı böyle. Ayrısı böyle bakıyorlar. Üçünün bir çehresi ayrı. Gözleri kapkara. Akı görünmüyor gözlerinin. Elleri ayakları ters böyle. El pençe divan bekliyorlar önünde böyle. Uzun uzun parmakları. Ondan sonra dua okumaya başlayıp kafasını kaldırınca o korkuyla gözüme böyle göründü diye. Değirmenin içinden yemyeşil bir ışığın yandığını görüyor kafasını kaldırdığında. Yemyeşil bir ışık hücresi. O ışığın içinde üç erkek silüeti var karşısında böyle cüceler gibi kısa kısa.
Böyle sakallı, gözlerinden ateş saçan küçük küçük mahluklar görüyor. O ışıkta sofraya bir bakıyor ki hep pislik, çerçöp, kirli, kapkara sular. O bal kaymak, şerbet zannettiği şeyler hep pislik. Midesi bulanıyor, öğürüyor, göz kapakları yumup bağıra çağıra dua okumaya başlıyor. O anda sanki biri altındaki sediri çekiyor, düşüyor yere. Yuvarlanı veriyor. Gözünü bir açıyor tekrar, dışarıda. Etrafta ne değirmen var ne evler var. Sadece ırmak duruyor. Irmağın çaltısı da böyle akıyor. Kulağına bir ses geliyor. Irmağın çaltısı İsa gibi konuşuyor sanki. Böyle kedilerin hani miyavlamasını duyarsın gece, İsa gibi konuşurlar sanki ya. Bırıldanması geliyor öyle. Bırıldanması geliyor. Bu korkuyla nereye gittiğini bilmeden koşmaya başlıyor adam. Fakat artık tesadüf mü, bereket mi, o en, görece en yakın olan köy istikametine doğru gidiyor. Lan bu sefer aynı fısıltıları ağaçlarda duymaya başlıyor. Buradadır, buradadır diye. Ağaçlara dönüp nereye baksa o üç kadının suratını görüyor böyle. Yani üç kafa tek vücutta birleşmiş gibi onların yüzlerini görüyor her yerde. Yapraklarda falan, taşlarda, toprakta. Düşe kalka düşe kalka, savrula savrula oradan oraya, dallar kolunu bacağını çiziyor. Ormandan kaçmaya çalışıyor. Artık ne kadar koşup sürükleniyor, ne vakit geçiyorsa gece bitmeden bir mezarlığa denk geliyor. Kulübe var mezarlığın köşesinde. İçinde de bir zayıf ışık yanıyor. Ve mezarlığın hemen dibinde köy. Yerleşim var. Ama tahta perdeler örtülü tabii. Hiç ışık ışık görmüyor. Sadece mezarlıktaki kulübeden ışık görüyor. Kimse yok mu? Yardım edin diye bağırtılarını duyuyorlar. Ama darısını da tanıyorlar. Bu eşkıya koca ifrittir. Bu karşısına çıkılmaya gelmez. Öyle çıkmaya gelmez diye çıkmaya korkuyorlar. Eşkıya canavliyle kulübeye atıyor kendini. Böyle bayağı kapı açılıyor, yükleniyor falan. Kapıyı yaşlı bir amcanın açtığını görüyor, sakallı. Böyle kandil ışığında belli belirsiz amcanın suratını görüyor böyle, çehresini. Eşkıya düşüp bayılacakken koluna giriyor bunun. Tek göz oda kulübesi. Hemen köşedeki sedirini uzatıveriyor. Dur su getireyim diyor. Öleceksin diyor. Arkasını dönüyor. Eşkıya ormana gösteriyor kapıdan. Peşimdeler diyor. Üç başı var, üç gelin başı var diye bağırıyor. Bağırtısını köylüler duyuyor. Biriyle konuşuyor böyle. Üç gelin başı bir şeyden gördüklerinden bahsediyor. İhtiyar o sırada elindeki bakır tasla dönüp benim gibi mi diyor. Üç kadının çehresi ihtiyarın yüzünde karşında. Aynı sesle konuşuyorlar. Kulübeden muazzam bir feryat yükseliyor. Köylüler eşkıya da olsa çaresiz kalıyorlar yani. Ne oldu bu adama? Kurşunla mı vuruldu? Ne oldu diye. Koşturup bir geliyorlar. Senelerdir boş bildikleri mezarlık kulübesinde eşkıya ifrit köşede, sedirin üstünde parmaklarıyla gözlerini çıkarmış, oymuş, bağırıp ağlıyor. Ondan sonra delirip köy köy gezmeye başlıyor ölene kadar ve kadın sesi duyduğu zaman da kaçıyor. O üç gelinin sesi geliyor, buradalar buradalar diye kaçıyor. Kızlar falan bunu köy yerinde delirtmek için arkasından seslenip seslenip bağırıyorlar böyle. Eşkıya'nın. İşte efendime söyleyeyim, biz geliyoruz, üç gelin geliyor, üç gelin geliyor diye korkutuyorlar, deli oluyor. En son adamı tekrar yıllar sonra kayboluyor birden. Delidir, gariptir, bakıyoruz diyorlar, artık cumhuriyet devri, jandarmaya haber veriyorlar. Eşkıya'nın delili peşine düşüyorlar. Deliyi o eskiden üç değirmenin, üç gelin değirmenin bulunduğu noktada buluyorlar. Evlerin ve değirmenin artık yıkıntı halde bulunduğu noktada buluyorlar böyle. Elleri boğazda sarılı vaziyette. Efendim sizler için yazıldı, sizler için okuldu. Gerçek veya kurgu. Hikaye hikayedir. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola.